Şimdi Tanrı Parçacığı Higgs bozonuna verilen isim ama medyanın verdiği bir isim ve yanlış bir isim. İsminin orijinali Tanrı'nın belası parçacık. İşte ünlü bir fizikçi bir kitap yazarken bir bölümünde Tanrı'nın belası parçacık demiş ama editör kitap böyle satmaz, bunu Tanrı Parçacığı yapalım demiş. Böylece isim kalmış. Medya da çok sevdi bu ismi. Higgs bozonuna verilen isim. Higgs bozonuna gelince bir kuvvet taşıyıcı parçacık aslında. Higgs alanının kuantize olmuş hali. Kuantum fiziğinde kuantum alanları kuantize olur ve onlar parçacık olarak kendini gösterir. Şimdi kuvvet taşıyıcı parçacık, bozonlar kuvvet taşıyıcı parçacıktır. İki kuvvet arasındaki, örneğin ışık bir bozon, foton bir bozon. Elektron pozitronlar arasında, yani elektron ve karşı elektronlar arasında kuvvet taşıyıcıdır. Higgs bozonu da Higgs alanının kuvvet taşıyıcı parçacığıdır. Bu bütün evrene yayılmış bir Higgs alanı var. Parçacıklar bu alanın içine girdikleri zaman eğer Higgs alanı ile etkileşiyorlarsa kütle kazanıyorlar. Eğer Higgs alanı ile etkileşmiyorsa kütlesiz kalıyorlar. Mesela fotonlar Higgs alanı ile etkileşmediği için kütlesiz parçacıklardır.